Merhaba arkadaşlar. Bugün Work and Travel işlemleri sırasında gerekli olan belgeleri ve süreçlerini size kısaca anlatacağız. İlk olarak pasaporttan başlayalım mı Tayfun? Başlayalım. İlk önce pasaport çıkartıyoruz. Nasıl çıkarttık pasaportu? Bunun için daha önce pasaportunuz yoksa eğer kimlik fotokopiniz, öğrenci belgeniz. Öğrenci belgeniz. Gerçi şu an değişti. 25 yaşına kadar artık her öğrenci harçsız pasaport alabiliyor. Sadece defter parasını yatırmanız lazım. 87,5 lira o defter evet, ücreti. Bunu da Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası benzeri bankalardan yatırıp dekontla emniyete gitmeniz lazım. Aynen öyle. Emniyete gittiğinizde biyometrik fotoğrafınız, ki bunu belirtmeniz gerekiyor. Pasaport için olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Ölçüleri artık ona göre veriyorlar çünkü. Evet, artık sistem değişti çünkü. Ehliyet için, kimlik için, pasaport için hepsi farklı farklı ebatlarda fotoğraflar çıkıyor. Ben kimliğimin fotokopisi, yeni kimliğim, eski kimliğe laf etmişlerdi. Hı hı. Yeni kimliğim, yanlış hatırlamıyorsam iki tane biyometrik fotoğrafım. Aynen evet. Ve bankadan aldığım dekontla gittim. Ehliyetim olduğu için parmak izimi almadılar. Gerekli bilgileri doldurdum. Şu an okuduğuma dahil benden bir belge istediler. Ben de bunu internet sisteminde üniversitemin sayfasından da direkt çıktı alarak verdim, şu an aktif olduğumu gösteren. 10 dakika süren bir işlemdi evet, benim 10-15 dakika süren bir işlemdi. Ben Perşembe günü başvurdum pasaporta. Yanlış hatırlamıyorsam Salı günü elimdeydi. PTT'ye evet. Geliyor, adrese gelmiyor. PTT'den alıyorsunuz. Pasaport işlemleri bu şekilde. Evet. Work and Travel'a ya da herhangi bir yurt dışı işlemi yapmak istiyorsanız pasaporta ihtiyacınız olacak. Unutmadan söyleyeyim. Work and Travel için yeşil pasaport geçerli değil. Evet. Yeşil pasaportunuzu teslim ediyorsunuz. Bu bordo pasaporttan çıkartıyorsunuz. Evet, daha sonra yaptık. Program bittiğinde bordo pasaportu verip yeşil pasaportunuzu tekrar geri alabiliyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar, Work and Travel başlamak için şirketinize başvurmanız gerekiyor tabii ki. Şimdi Work and Travel iki şekilde oluyor. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bir self gidebiliyorsunuz bizim gibi. Bu ne demek? Kendi işinizi kendiniz ayarlıyorsunuz. Ya da şirketinizin size ayarladığı işlerde siz gidip başlayabilirsiniz. Dediğim gibi işte Türkiye'de bu işlemi yapan birçok şirket var. Biz United Towers'ı tercih ettik ve çok memnun kaldım. Sen? Evet, danışmanları özellikle çok yakınlar ve her konuda yardımcı oluyorlar. Özellikle İzmir'deki Burak abime selamlar buradan. Çok ilgilendiler. Gerçekten Allah razı olsun onlardan. Her sorumuza, her noktada bize cevap verdiler. Sadece Work and Travel konusunda düşünmeyin. Diğer yurt dışı çıkış işlemlerinde ya da uçak bileti almada ya da işte burada yaşayacağınız ufak tefek sorunlarda da sizinle direkt muhataba geçecek işler onlar. Bu yüzden şirketinizi doğru seçin. Bizim tercihimiz United Towers oldu, bir daha söyleyeyim. Ve memnun kaldık. Siz de tercih ederseniz eminim memnun kalacaksınız. Şimdi bu işlemleri, yani iş bulma işlemlerini kısaca anlatayım. Ben ikinci kez geliyorum buraya ve geçen sene benim işverenimle bir tanışıklığım var. Çok ciddi bir şekilde değil, sadece Facebook üzerinden bir iletişime geçtim. Daha sonra iş başlangıç tarihimi, bitiş tarihimi, arkadaşlarımla geleceğimi, hangi işte çalışmak istediğimi, onların hangi işte çalışabileceğini belirten bir mesaj yazdım. Daha sonra kısa süren bir mesajlaşmadan sonra iş kabullerini aldım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, tarih olarak Kasım falan, Aralık mıydı başladığımızda? Aralık'ta başladık işte. Bütün işlemlere başladığımız yaklaşık Aralık'ta, 1 Temmuz bizim şirketimizde bu sene selflerin son başvuru tarihiydi. Job offer'larımız, yani iş kabullerimiz geldi. Onu bir göstereyim. Arkadaşlar şöyle, şimdi Work and Travel'ın birkaç tane sponsoru var bildiğim kadarıyla Amerika'da. Bizim sponsorumuz CIEE. CIEE'nin biz bu boş kağıdını işverenimize yolladığımızda dolu olarak bize yolladılar. Şöyle iki sayfadan oluşan bir belge ve son sayfasında işverenizin imzası olması gerekiyor. Üstünde neler yazıyor? Evet. Üstünde çalışacağınız şirketin adı yazıyor, adresi yazıyor, zip kodu yazıyor, telefon numarası yazıyor. Daha sonra sizin yapacağınız iş yazıyor. Evet. Seninkinde laundry yazıyordu. Aynen. Bende ve diğer arkadaşlarım da resort worker yazıyor. Yani resort çalışan demek. Yani bunun anlamını çok kez sorduk sana. Ne iş yapacağız ben biz de bilmiyordum. Diye. Araştırmalarımıza göre de şöyle bir şey bulduk. Buradaki eksik bölgelere takviye anlamında, bildiğiniz karşılığı nasıl olur? Joker mevsimlik eleman. İşçi. Mevsimlik işçi tarzında bir job offer geldi bize. Bu benim job offer'ım. Burada bana bunu yollayanın, yani buradaki menajerin
adı yazıyor, diğer bilgileri falan yazıyor. Arkasında şirketimin adı yazıyor, onların telefon numarası yazıyor. Hangi ülkeden katıldığıma dair bilgiler Bilgiler falan var. var. Bu en önemli şeyiniz. Yani bu buraya gelmek için elinize geçen ilk evrak aslında. En önemlisi de bu En önemlisi denilebilir. yani buradakilerin sizden haberdar olması şu kağıdın dolu dönmesine bağlı. Ve arkadaşlar CIE dedik. Onlar ufak bir video mülakatı yapıyorlar. Evet. Ben geçen sene yaptığım için bu sene katılmadım ama hatırladığım kadarıyla söyleyeyim, eksik kalan tarafları da Tayfun tamamlasın. Bir kamera karşısına geçiyorsunuz. Telefonunuz, iPad'iniz, tabletiniz, bilgisayarınız olabilir. İnternet sitesinden giriş yapıyorsunuz. Karşınıza bir sırayla 5 soru yazılı olarak geliyor ve soruyu anlama süreniz 1 dakika, cevaplama süreniz de 1 dakikaydı yanlış Altı hatırlamıyorsam. soru geliyor. 6 soru geliyor. 6. soru bu program hakkında ne düşünüyorsunuz O tarzında bir şey. Yorum kısmı. onun cevap süresi 2 dakika. Onun cevap süresi 2 dakika. Evet. Yani toplamda 5-7 dakika süren bir işlem. Evet. Sorularla beraber 12 dakika süren bir mülakat. Siz sorulara verdiğiniz cevapları video şeklinde kaydediyorsunuz. Zaten bu program paket program şeklinde hazır. Ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Soru karşınıza geliyor. 1 dakika bittiğinde cevap otomatik başlıyor. 1 dakikadan önce başlamak istiyorsanız başlat butonuna basıyorsunuz. Cevabınızı söylüyorsunuz. 1 dakika içinde bitir deyip ikinci soruya, üçüncü soruya, dördüncü soruya geçiyorsunuz. Ne şekilde sorular çıkıyor? Sana çıkmıştı. Şimdi ben bu mülakatı 3 sefer yaptım. Aynen öyle. Şimdi şöyle oluyor. Maalesef. Maalesef ki pazartesi günü size bir mail geliyor. Bu bütün Work and Travel için verdiğiniz bir tane mail hesabı olmasını tercih ediyorum. Çünkü farklı yerlerden kontrol etmesi zor oluyor. Bu mail adresi ve bir mail geliyor. Ve bana denilen şey şu. Bir sonraki salı gününe kadar, salı gecesine kadar bu mülakatı yapmak zorundasınız. Başlayıp bitirmek zorundasınız. Evet. Şunu ekleyeyim. Başlayıp aynı anda bitirmek zorunda değilsiniz. İlk 3 soruyu cevaplayıp daha sonra ikisini cevaplayabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Mülakata başlamadan önce de pratik yapabiliyorsunuz. Yani video mülakatı geldiğinde aman hemen girdiğimde başlayacakmış tarzında bir şey yok. Pratik seçeneği ve Başlat için. hazırsanız başlat seçeneği tarzında butonlar var. Sadece pratik yapabilirsiniz. Pratikte sorular hakkında kesin bir bilgi yok. Sadece süre ve anlama şeyinizi test etmek o Sesiniz geliyor mu? evet. Görüntünüz kaliteli bir şekilde iletiliyor mu? Bunu test ediyorsunuz. Şimdi nasıl sorular geldi bunlardan bahsedeyim. Birinci soru ve altıncı soru aynı. Yani hemen hemen aynı. Neydi birinci soru senin? Birinci soruda şöyle sorular geliyor. Neden Amerika'ya gitmek istiyorsun? Ha, evet. Mesela. Arkadaşlar kritik iki şey. Evet. Bir, para kazanmak için gidiyorum demiyorsunuz. Hani Ve ve İngilizce öğrenmek için geliyorum demiyorsunuz. zaten buradaki herkes sizin İngilizce bildiğinizi varsayıyor. O Yani yüzden. çünkü şimdi şöyle bir durum var. Siz Work and Travel İngilizce öğrenmek için başvurabilirsiniz. Ama buradakiler sizi çalıştırmak için kabul ediyor. Sizin çalışan olarak vizeniz, belgeleriniz çıkıyor ve sizin burada çalışabilmeniz için İngilizce biliyor olmanız lazım. En azından belli bir seviyede. Devam edelim. İkinci soru için soru nasıldı? Birinci soru için farklı soru tipleri de var Ha. ikiye geçmeden önce. Şöyle bir şey, Amerika'da nereleri görmek istiyorsun? Evet. Nereleri ziyaret etmek istiyorsun? Buna da 3-4 tane eyalet söylemeniz yeterli. Ben işte ilk akla gelenler işte Las New York, Vegas, New York, Kaliforniya gibi. Kaliforniya, San Francisco falan bunları söylemiştim. Dediğim gibi her videoda, her soruda özellikle mutlaka güler yüzlü olmalısınız. Kendinizi kasmamanız lazım ve şunu hatırlatıyorum. Mutlaka sakalınızı kesin. Değil mi? Ben ilk ikisine sakalla girdim olmadı. Üçüncü de Ya sakallarını şimdi kestiğimde. arkadaşlar iki konuda ben size bir tavsiye vereyim. Birincisi, Tayfun buradaki insanlar sürekli güler yüzlü değil mi? Evet. Ya adama hani önünden geçiyorum, excuse me sorry falan ya da ne bileyim ya yola atlıyorsun adam direkt duruyor. Hani suçu ben değilmişim gibi o özür diliyor benden. Ya I am sorry falan. Ya tamam sorun yok diyorsun en sonunda. Az önce biz videoyu kestik. Sizin haberiniz yok tabii Evet. ama yurtların menajeri ve employee bill için menajerinin yardımcısı Evet. geldi ve burada video çekiyoruz diye sessizce bizi izledi ve bizim durmamızı bekledi. Yani ne yapıyor bunlar diye bir giriş Giriş yapmadı. yapmadı. Biz kestik ve konuştuk, anlattık YouTube için video çektiğimizi. Daha sonradan devam ettik. Siz tabii buraları görmeyeceksiniz ama böyle de iyi niyetli insanlar. Evet arkadaşlar, biz yine videoyu kesmek zorunda kaldık. Çünkü yağmur yağdı. Evet. Burada her gün
kısa bir miktar da olsa 5 dakikada olsa. evet yağmur yağıyor. Bunun sebebinin buradaki ağaç topluluğunun çok Şimdi olmasından arkadaşlar bahsettiğimiz gibi kaynaklanıyor. burası doğal park olduğu için ağaçları kesmiyorlar. Burası büyük bir ağaç Aslında topluluğu, biz de o Karadeniz gibi. yüzden böyle bir yerde video çekmeyi planladık. Evet, zaten görüyorsunuz ortamı. Evet. Şimdi ikinci soruda kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Buralarda ayı da geziyor bu arada. Evet. İsa görmüş bugün buralarda ayı. İkinci sorudan Devam devam edelim. edelim. Evet. Soru havuzu var. Bir 100 soruluk bir havuz var. Evet. Bu havuz içinden belli paketteki 6 soruyu ve bahsettiğimiz gibi 1. ve 6. soru aynı. Kalan 4 soruyu değiştirerek paket halinde sana sunuyorlar. Bir grup haline katılıyorsanız arkadaşlar, en iyi İngilizce bileni ilk olarak sınava yani mülakata sokmayı tercih edin. İlk giren size soruları söylediğinde yaklaşık 6 saatlik süre diliminde aynı sorular geliyor. Pazartesi mail yollayıp ertesi gün salı, ertesi hafta salıya kadar girmeni istiyorlardı Sanırım öyleydi. Ya pazartesi ya perşembe, ikisi de P'le başladığı için değil mi? karıştırıyorum galiba ama ya pazartesi akşamı mail geliyor ya da perşembe akşamı mail geliyor. Salıya kadar. Salı gecesinden eminim. Salı gecesi 12'ye Evet. kadar video mülakatını Bu tamamlamanız lazım. arkadaşlar hemen hemen her sene aynı şekilde gerçekleşiyor. Evet. Bana idolün kim diye sormuşlardı. Sana ne tarz sorular İyi bir çıktı? müşteri hizmeti nasıl olur? Kültürünü anlat Evet. diyorlar. Mesela bana bu soru gelmişti. Ben İşte yaşlılarımızın elini öperiz. İşte Türk kahvesi diye bir şey var bizde meşhurdur. Bu evlenmeden önce içilir İçilir falan. tarzında. Yani anlatamıyorsun nikahtan önce, isteme sırasında falan diye evlenmeden önce Dilinizin içilir döndüğünce. tarzında basit bir anlatım yapmıştım. Daha sonra ülkende olan bir yemeği anlat. Evet oluyor. Hatta yaptın mı, yaptıysan tarifini verir misin tarzında bir şey vardı. Arkadaşlar bu sorunun cevabını da sizden mükemmel bir İngilizce beklemiyorlar. Bunu hiçbir zaman bu şekilde düşünmeyin. Sadece soruyu anlayabiliyor musunuz? Ve soruya olabildiğince mantıklı bir cevap verebiliyor musunuz? Siz mesela dediniz ki benim ülkemde tas kebabı çok meşhur. Dediniz ki tas kebabında havuç konur, yufka konur. O adam bilmiyor ki. Ya. Yani hiç onunla alakalı bir şey söyleme istersen. Hani hiç etten bahsetme, salçadan Hayır, bahsetme. şunu da diyebilirsiniz. Yani dediği gibi tas kebap daha önce hiç yapmadım. Yedim. Çok lezzetliydi. İşte annem yapmıştı. Daha önce hiçbir yerde böylesini yemedim. Annem en güzelini yaptı falan. Yani aslında sizi konuşturmaya çalışıyor. Evet. Aslında şöyle söyleyeyim. Burada çalışıyoruz biz. Müşteriye karşı nasıl bir tutum Davranacağım. sergileyeceğini gösteriyorsun aslında. Güler yüzü çok önemli. Az önce kestiğimiz videoda bundan bahsediyorduk. Burada herkes çok güler yüzlü ve birbirine karşı çok saygılı. Aslında bu sorular verdiğiniz cevaplarla sizin ne kadar güler yüzlü olduğunuzu günlük yaşam içinde ve ne kadar saygılı bir tutum gösterdiğinizi aslında ölçüyorlar İngilizcenin yanı sıra. Zaten söylemiştik İngilizce hani niçin Work and Travel'a geliyorsun, neden Amerika'ya gelmek istiyorsun tarzında sorulara vereceğiniz cevap. Amerika'yı görmek istiyorum. Yeni insanlar tanışmaktan çok hoşlanırım. Kültürünü merak ediyorum. Amerika'nın kültürünü merak ediyorum. Orada tanışacağım diğer ülkelerden insanlarla tanışmayı çok istiyorum. Arkadaşlık kurmak istiyorum. Tarzında cevaplar verirseniz sizin için geçmek daha kolay olacaktır. Onun dışında sakaldan bahsetmiştik. Evet. Arkadaşlar burada sakal pek kullanılan bir şey değil, öyle söyleyeyim. Daha çok hani bizim ülkemizde ne kadar sakalsız üniversite öğrencisi görürseniz burada o kadar sakallı çalışan ya da bir kişi Oldukça az göremezsiniz. sayıda. Aynen o Ama şekilde. şöyle de bir şey var. Hatırlatırım. Konsolosluğa gittiğimiz zaman da şöyle bir açıklama yapılmış. Tabii bizim haberimiz yoktu. Daha sonradan öğrendim. Eğer kendine yakıştırıyorsan, eğer düzgün gözüküyorsan Yani bunun evet. bizim için hiçbir sakıncası yok diyorlar. Çünkü yani dediğimiz gibi bu program tamamıyla senin müşterinin karşısında tutmak. Yani seni çalıştırmak. Yani Evet. sen burada çalışıyorsun. Seni gördüklerinde nasıl bir düşünceye kapılacakları önemli. Sen bu kadar sakal sana yakışıyorsa yapabilirsin. Ama bu kadar sakal sana yakışmıyorsa bunu kesinlikle önermiyorlar. Yani böyle yapmayın diyorlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. İngilizceniz ne seviyede bilmiyorum ama sakalla ilgili bir soru sorduğunda mesela işte şöyle güzel bir şekilde şekil verdiniz. Neden böyle yaptın sakalını? Bu ne anlama geliyor diye sorduğunda ne cevap verebilirsiniz? Bunları da düşünün. Ya da sadece bıyık bırakıp gittiğinizde bunun ne anlamı var tarzında sorularla karşılaşabilirsiniz. Bir de sonrasını da düşünün biraz. Buraya geldiğinizde mesela benim az buçuk bir sakalım var. 10 gündür buradayız yaklaşık olarak. 10 günde belki 100 kere belki bilmiyorum sayısını. Aa sakalın çok güzelmiş, çok yakışmış. Neden? Bir anlamı var mı? Evet.
İşte hiç kestin mi? Kaç yaşında sakalın çıktı? Gibi bir ton soruyla karşılaştım. Sakalımı kesseydim herkes gibi. Konuşmayı çok seviyorlar buradakiler. Evet. Yani iyi gününde de olsa, kötü gününde de olsa mutlaka seninle konuşuyor. Yani en azından bugün nasılsın diye soru soruyor. Aynen sana. Öyle. Onun dışında son soruda bu program hakkında düşündüklerin ve yorumların var. Bu program hakkında bu soruya, bu program hakkında düşündükleriniz kısımda işte bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu fix cümle. Evet, bunu mutlaka söylemelisiniz. Yani biraz yağlamanız gerekiyor. Biraz yalakalık oluyor ama gerçek bir şey. CIA'yı sizin için buradaki çalışma izni ve oturma iznini alan kişiler. Evet. Aslında. Yani doğal olarak teşekkürü hak ediyorlar. Hak ediyorlar, evet. Onun dışında diğer belgeye geçelim. Mülakattan sonra bir paket... Mülakatı geçtikten sonra. Evet, mülakatı geçtikten sonra danışmanınız sizi arıyor. Yani bu sadece United Towers için geçerli. Diğerlerini evet. Bilmiyorum. Beni danışmanım aradı. İşte tebrikler. Mülakatı geçmişsin. Şu seviyeyle geçtin. Evet, şu seviyeyle geçtin tarzında. Daha sonra size kırmızı bir United Towers şeyi geliyor. Dosyası geliyor. Evet. Bütün belgeleriniz içinde. Bu belgeler neler? Birincisi, en önemlisi. Arkadaşlar, şunu pasaporttan daha fazla gösterdim diyebilirim. Bu J1 vizesi. Bu yani, ne demek? Öğrenci olarak çalışabilme ve oturma izninize sahip olduğunuz vize. Yazlık çalışabileceğin anlamına geliyor. Yani şurada yazıyor ve senin numaran var burada. Bir ve, DS 2019 numaran evet, var. Evet, DS 2019 numarası. Bunu da çok fazla soruyorlar. Hatta CIA'yı seni bu numara üstünden tanım diyor. Bu yani, arkadaşlar sizin buradaki TC kimlik numaranız diyebiliriz. Aynen öyle. Sana adını sormak yerine bu numarayı soruyor ve aynen senin öyle. Tüm bilgilerine ulaşmış oluyor. Evet. Bu belge çok önemli. Hatta şöyle bir şey. Bazı havaalanında buraya gelirken evet. Pasaporta bile zımbaladıklarını gördük. Ben bunu nerede kullandığımızı söyleyeyim. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndan çıkarken bunu gösterdik. Amsterdam'dan aktarma yaptık. Orada çıkartıp gösterdik. Salt Lake City'de gösterdik mi? Gösterdik, evet. Ha, pardon. Oradan şöyle arkadaşlar, aktarmada ülke içinde bir aktarmanız varsa dış hatlardan gümrükten geçip iç hatlara geçmeniz gerekiyor. Aynen, aynen. Zaten gümrükten geçerken bu olmadı yandınız yani, yok yani geçemezsiniz. Ve arkadaş, en önemlisi, bu belgeleri asla valize koymuyorsunuz. Evet, mutlaka el çantanızda yanınızda olması lazım. Yanınızda olması gerekiyor. Bu her aşamada yanınızda olacak. Bunu asla valize koymayın. Çünkü valizi biz Atatürk Havalimanı'nda verdik. Burada Amerika'da aldık. Evet, buradaki havalimanında elimize aldık valizi. Onun dışında valizi asla görmüyorsunuz. Yani uçak yolculuğu... Kendini aktarıyor ama evet. İstanbul'da söylemeniz gerekiyor. Ben bunu son noktamda, son aktarma noktamda evet. almak daha istiyorum. Daha önce uçağa binenler zaten bu prosedürü biliyordur ama evrakları lütfen içine koymayın. Sonra bu paketin içinde ne geliyor? Sevis. Evet arkadaşlar, bir sevis belgemiz geliyor. Bunda işe başlama tarihiniz, CIA'nin buradaki bilgileri, sizin bilgileriniz, mail adresiniz gibi belgeler var. Ha, bunu konsoloslukta bile göstermedik ama bunun için bir şey doldurduk diye hatırlıyorum ben ama. $35 bir ücret verdik. Evet. Mesela. $35 bir ücret verdik. Doğru ne doldurduğumuzu bilmiyorum ama $35'ımızı aldı şu kağıt. Onun dışında ne dünyanın var? Dünyanın en pahalı A4'ü olabilir bu kağıt. 100 lira. İhsan Namur gönder sana. Daha sonra nedir adı? Bu sigorta. Sigorta, şimdi evet. Şimdi arkadaşlar, şu belgeyi şöyle bir yakın tutayım size. Tabi okuyamıyorsunuz. Ben size kısaca bahsedeyim. Benim burada $100,000'lık bir sigortam var. Yani hayat ben, sigortası. Hayat sigortası. Benim başıma bir şey gelirse aileme $100,000 vereceklerini söylüyorlar. Bunun içinde acil durumlar için $75,000, işte bir diğer durumlar için $15,000 gibi bir şey var. Ya öğrencisiniz, burada kazandığınız para zaten belli. Yani başınıza bir iş gelirse siz sigortadan her şeyi karşılayabiliyorsunuz. Şurada bir kart tarzı bir şey var. Bunu çıkarmanızı önermiyorum. Bu olduğu gibi kalsın. Bu belgede bu şekilde CIA'den geliyor bu. Ve DS-160. Evet arkadaşlar, bu DS-160'ı doldurmanız yaklaşık 1 saatinizi alacak. Şimdi ha, 33 sayfa mıydı? Böyle şey vallahi 33 çok... 33 sayfa bilgisayar başında şu evrakı dolduruyorsun ve karşılığında şöyle bir sayfa veriyor. Şimdi konsolosluğun internet sitesinden yaklaşık arkadaşın dediği gibi, Tayfun dediği gibi 33 sayfalık bir soru cevap şeklinde bir anket dolduruyorsunuz diyebilirim. Bu anketin bizim şirketimiz bize YouTube'da videosunu hazırlamış. Kısaca tık 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 işaretleyip geçiyoruz. Anketin içeriğinde de çok böyle i̇şte korkulacak bir şey yok. Yani hastalık geçirdiniz mi? Ameliyat geçirdiniz mi? Bir suç işlediniz mi? Ya da ne hakkında? Şunu ben hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar bir
Application'dı değil mi adı? Evet. Onun başında isim, soy isim, doğum yılı ve kısa bilgileriniz olan bir sayfa dolduruyor, bir sayfa. Bizim videomuzda daha sonra bu video, bu belgeleri daha işte yarısını atıyorum, 23 sayfasını yapıp kalan sayfasını sonra yapabilmek için nasıl kaydedeceğiniz ve devam edeceğiniz hakkında bir Ama kısa bir şey var. Videonun ilk 2 dakikasında bunu söylüyor. Aynen öyle. Orada kapatıyorsunuz, kaydedip kapatıyorsunuz. Daha sonra kaldığınız yerden soy isim, isim ve doğum yılınızı yazarak devam edebiliyorsunuz. Sakın orada videoyu durdurup tekrar aynı işlemi yapmaya devam etmeyin çünkü yapamıyorsunuz. Ben denedim. Olmuyor değil mi? Ben denedim. Adımı soyadımı doldurmama rağmen application numaram bile yoktu. Soyadımı yazarak bilgilerimi ulaşmaya evet, falan arkadaşlar, çalışıyordum. Evet arkadaşlar, şurada A'la başlayan bir numara var. Bunu da yazıp devam ediyorsunuz. Bunun için 160 dolar ödedik. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Maalesef. İnternetten kredi kartıyla ödediğinizde kurun daha düşük olmasından dolayı daha düşük ödüyorsunuz. Ben 470 lira ödedim. Sen 500... 512 lira. 512 lira ödedin. Öyle bir fark ortaya çıkabiliyor. Bu aynı zamanda konsolosluk için en gerekli belge. Randevu. Randevu. Tamamen randevu zaten. Evet. Onun dışında artık konsolosluğa... herkesi merak etti. Konsolosluk görüşmesine gelelim. Arkadaşlar bunun bir önemi aslında var ama yok. Zaten bunu onlarda çoktan var. Fotoğraflarınızı alıyorsunuz. Kalan bütün size tanıttığımız ama diye 160 gitmesin. Kalan diğer bütün belgelerle beraber konsolosluğun yolunu tutuyorsunuz. Belirlenen gün, saatte, saatten önce, yarım saat önce kadar yanlış hatırlamıyorsam çok orada oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, kaşınıyoruz biraz ama. Yarım saat kadar önce orada oluyorsunuz. Orada bir sıra göreceksiniz. Orada güvenlik görevlisine sorun. İşte ben işte atıyorum 1,5 randevusu için gelmiştim, sıra başladı mı? O ufak bir üst aramasından geçirecek sizi. Sanırım konsolosluk içinde yani asıl görüşmeyi yapacağın yere kadar 3 tane güvenlik taramasından bir, geçiyorsun. 1, 2, evet 3. 3 taneden geçiyorsun. Ve hepsi Türk. Evet. Hepsi sizin dilinden anlıyor ama çok fazla Türkçe konuşmamaya gayret edin. Evet. Ne kadar az Türkçe konuşursanız o kadar iyi. Çünkü İngilizce konuşulan bir yere vize almaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar biz İstanbul Konsolosluğu'ndan vize aldık. Evet, İstinye'de. İstinye'de bulunan. Amerikan Konsolosluğu. Oraya bir kısaca size anlatalım. Kapıdan girdik, bir güvenlik taramasından geçtik. İlerleyen yoldan zaten sağda bir sıraya dahil olduk. Evet. O sıranın sonunda işte kemerimizi, işte ceketimizi, üzerimizdeki bozuk para, pasaportumuzu, bir AVM'ye girer gibi. Pasaportla gidiyoruz zaten. Aynen öyle. Pasaport zaten kimliğiniz yerine geçiyor. Evet. Bir güvenlik taramasından geçiyorsunuz, AVM'ye girer gibi tekrar söyleyeyim. Daha sonra bir X-ray'den geçiyorsunuz ve binanın artık içindesiniz. Binanın içindesiniz demek ne demek? Artık Türkiye topraklarında değilsiniz. Evet. Bir de yani öyle bir durum var. Ufak da denilmez ama Türkiye topraklarına göre ufak bir alanda artık bir kale gibi bir yer, yurt dışındasınız. Aynen öyle. Hani oraya bir saldırı falan olsa Allah göstermesin aşağıdan SWAT'lar çıkıp böyle. onun dışında arkadaşlar bir koridordan ilerliyorsunuz. Koridorun sonunda bizi iki bayan karşılamıştı bir masada. Belgelerinizi alıyorlar. Şunlar gerekli deyip ikiye katlayıp araya pasaportu bir lastik geçirip size veriyorlar. Bu kadar ben belge niye getirdim ki diyorsunuz. Çünkü belgelerin %80'i diğer elinizde kalıyor. Asansörden ne katıydı? VA katı. VA katı. İşte o anda anlıyorsunuz Amerikalıların çok tuhaf bir millet olduğunu aslında. Her şeyleri farklı. Yani şöyle söyleyeyim, şuradaki yoldan arabalarına, ağaçlara tutumundan yani. Klozetten. Konsoloslukta arkadaşlar burada kullanılan birebir aynı klozet var. Bunu nasıl anlıyorsun diye soracaksınız tabii ki. Çünkü burada ne onun adı? Fışkiye yok. Hayret musluğu yok arkadaşlar. Bu fışkiyi kim kırdı? Amerikan konsolosluğundaki klozette de yoktu. Oradan anladık. Ekstradan bir aparatla bağlamışlar. Dediğim gibi bu bayandan belgelerinizi aldıktan sonra asansörle VA katına çıkıp sola dönüyorsunuz. Ufak bir koridordan sonra sağa dönüp görüşme yapacağınız salona giriyorsunuz. Burası bir banka gibi değil mi? Evet, bir banka. Resepsiyon tarzında ufak bir masada iki kişi bizi karşıladı. Onlar da Türk. Güvenlik görevlisi onlar aslında, evet. Onlar da. Evraklarınızı kontrol ediyorlar, işte pasaportu açıyorlar ve... Pasaport numaranızı da size bir numara veriyorlar. Evet. Ondan önce şunu söyleyeceğim. Okuldan aldığınız mühürlü kapalı zarfın içinde bir transkript var. Biz hepsinden önce bunu söylemeyi unuttuk. Arkadaşlar kapalı zarfta öğrenci belgenizi değil, sadece transkriptinizi, öğrenci belgeniz açık bir zarfta olmalı.
konsolosluğa giderken götürüyorsunuz öğrenci olduğunuzu göstermek adına. Kapalı zarfı siz açıyorsunuz çünkü şarbon olayından dolayı Evet. korkuyorlar. Hatta zarfı masaya koyuyorsunuz. Böyle bir kalem yardımıyla zarfı komple sizi uzatıyor. Evet. Açmanı istiyor ve köşelerinden tutmanı istiyor. Bunu gösterdikten sonra şu şekilde bütün evraklarını katlayıp pasaportunun arasına koyuyor ve bir lastik geçirip sana bir numara veriyor. Evet. 414 benim numaram, bunu unutmam. Bilmiyorum. Şimdi 409'du galiba. içeride Hasan'ın da dediği gibi banka gibi bir ortam var. Yanlış Üç hatırlamıyorsam kere numaranız yanacak. evet, 3 kere numaranız yanacak. İlkinde belgeleri veriyorsunuz, değil mi? Evet, ilkinde belgeleri şu şekilde komple Lastiğiyle aşağıda veriyorsunuz. 3 milim kalınlığında bir cam var, kurşun Kurşun geçirmez. geçirmez bir cam var. Bu camın altından ufak bir hazneden evraklarınızı veriyorsunuz. Burada Evrak kişi kontrolü oluyor. Türk olabilir, Amerikalı olabilir. Yani şaşırmayın Türk ya da Amerikalı çıkınca. Evet. Bu belgelerinizi veriyorsunuz ve Oturuyorsunuz. geri oturuyorsunuz. Uzun bir süre almıyorsunuz. Evet. Şöyle söyleyeyim. İkinci numaranız yandığında gidiyorsunuz, parmak izi veriyorsunuz. Yan taraftaki vezne tarzında Evet. yerde parmak izini okutuyorsun. İlk önce sağ dört parmağını, Sonra sol dört. sağ baş parmağını, Ben sol dört diye hatırlıyorum. sol dört, Çok önemli değil. sol, Zaten onlar söyleyecek yani size, bunu bilmeniz önemli değil. parmak izini de verdikten sonra tekrar, Belgelerinizi veriyorlar size. evet, Parmak izlerinizi aldıktan gerekli sonra. belgeleri veriyorlar size. Evet. Sonra tekrar yerinize oturuyorsunuz. Ve Artık, asıl bekleyiş başlıyor. evet, artık Üçüncü beklemeniz kez gereken. numaranız yandığında, sözüm kestim pardon. Üçüncü kez numaranız yandığında karşınızda bir konsolos size hayatınızı belirleyen 3 dakikalık mülakata alıyor. O anda size her şey sorabilir. Bana en sevdiğin renk, nereye gitmek istiyorsun, hangi okulda okumak isterdin, neden endüstri mühendisliği tercih ettin, kaçıncı sınıftasın, ortalaman kaç, onun annen baban ne iş yapıyor, kaç kardeşsin, ya arkadaşlar sabah ne yedin, sevgilin var mı, neden yok, neden var, Aslında her şeyi sorabilirler. oradaki adamın ruh haline bağlı sorular Aynen bunlar. öyle. Yani saçın çok güzel olmuş, nasıl yaptın ya da sabah uyandığında, her sabah uyandığında saçını yapar mısın tarzında da soru sorabilir. Benim transkribim açtı. Aa, Bilecik'te okuyormuşsun. İşte Bilecik'te hızlı tren var biliyor musun? Biliyorum. İşte ne kadar sürüyor dedi. İstanbul. İstanbul Bilecik arası ne kadar sürüyor dedi tren. 2 saat dedim. Tebrikler, vizen onaylandı dedi. Aşağıdan pasaportsuz diğer evraklarınızı veriyor ve bir kağıt var. Onun Vizen üstünde onaylandı. vizen onaylandı yazıyor. O çok güzel bir yazı. Ama Gerçekten. pasaportunuzu vermiyor. Çünkü pasaportunuz o an çok kalabalık. Bunu gösterelim. Evet, şöyle. Şu sticker aslında bu. Evet. Bunun bu sayfaya basılması Biraz biraz uzun zaman sürüyormuş. alıyor. Bu yüzden oradaki kalabalığın içinde herkese vermek yerine daha sonra sizin TTT ile belirttiğiniz kargoluyorlar. adrese gönderiyorlar ve kesinlikle evinize gelmiyor. Yani emniyetten gelen pasaportun aynı prosedürü Evet, aslında. yine PTT'nin şubesinde kalıyor. Oradan gidip alıyorsunuz. Artık vizeniz de alındı. Pasaportunuz da hazır. Evet. Her şey hazır. Arkadaşlar vize kısmı en önemli kısım. Burayı ben birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Ortalamanız 2'nin altında ise bunu sorun haline getirebilirler. İngilizceniz yeterli değilse sorun haline getirebilirler. Yapacağınız meslek hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz, mesela Work and Travel öğrencilerinin belki %90'ı ya hayat kurtaracağım geliyor. Havuzlarda oluyor ya. Lifeguard. Türkçesini hatırlamıyorum. Can Ha, kurtaran. can kurtaran. Can kurtaran olacaksanız işte bununla ilgili boğulmadır, yok kurtarmadır tarzı kelimeler olsun. Bunları bilmeniz gerekiyor. Onun dışında ekstra söylemek istediğim bir şey yok herhalde, bu kadar. Yok. Yani olayın %51'lik kısmı aslında oradaki adamla konuşman. Ki Aynen oradaki öyle. adama karşı da mutlaka güler yüzlü olun Kesinlikle. ve gittiğiniz gibi hemen merhaba, nasılsınız, bugün nasılsınız Onun size soru tarzında. sormasını beklemeyin. Evet, o da size zaten soracak bu soruları. İyiyim, teşekkürler, siz nasılsınız tarzında cevaplar verir. Benim de aynı şekilde. Nereye gidiyorsun? İşte şuraya gidiyorum. Zaten bilgisayar önünde açık. Benim de daha önce de gittiğimi gördü. Aa, yine mi aynı yere gidiyorsun? Niye, sevdiğimi sevdim. Güle güle dedi, verdi yani. Çok da zor bir işlemden geçmedim. Türk de karşılaşabilir. Yani Türkçe de Türkçe konuşabilirsiniz. konuşan biriyle de karşılaşabilirsiniz ama kesinlikle cevapları İngilizce verin. Evet. Evet arkadaşlar, artık vizeyi de aldınız. Evet. Vizeden sonra yapmanız gereken tek bir şey kaldı artık. Uçak bileti Uçak almak. bileti. Ama bu sıralama aslında biraz yanlış. Sky Turizm'i kullandık biz ve cezasız bilet aldık. Bu ne demek? Uçak bileti ücretinin ufak bir meblağ üstü karşılığında vizenizi alamadığınız takdirde iptal edebileceğiniz bir
Uçak bileti demek. Tabii vize görüşmesinden önce aldık uçak biletlerini. Önce aldık. Şubat'ta mı aldık? Öyle bir şey. Şubat ya da Mart'ta aldık herhalde. Neden? Gün yaklaştıkça ve bu uçak bileti fiyatları artıyor. Haziran süresini Work and Travel öğrencilerin en çok tercih ettiği zaman olduğu için uçak bileti fiyatları acayip yükseliyor. O yüzden erken alın. Gerekirse cezasız bilet ne demek? Belki biz 25 dolar daha fazla ödemişizdir. Bilmiyorum. Yani çok da büyük bir meblağ değil ki, şöyle düşünün, 750 dolar civarı bir paraya gidiş dönüş biletimizi aldık. Evet. Sadece Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçuş, tek seferlik uçuş, yanlış hatırlamıyorsam 1,5 civarı falan. Evet. Yani 1500 dolar civarı bir para. Turkish Airlines'ta o şekilde. Evet. Yani bu şekilde bir bilet almanız çok büyük bir şey kaybettirmiyor size. Yani 50 dolar bile fazla verseniz, sonuçta şöyle düşünün, vize alamazsanız 750 dolarınız yanabilir. Evet. Diğer türlü olursa yanabilir. Onun dışında arkadaşlar, ne kadara mal oldu? En çok merak edilen soru bu. Uzun lafın kısası, cebimize aldığınız cep harçlığıyla beraber 2250 dolar. 1000 dolar şirkete verdik, 750 dolar uçak biletine verdik, 160 dolar Amerikan konsolosluğuna görüşme ücreti verdik. 35 dolar servis. Şunu da söyleyeyim, eğer görüşmeye geçemezseniz bir daha 160 dolar yatırıyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar, 35 doları da verdikten sonra bütün işiniz bitiyor. Dediğim gibi toplam 2250 dolar. Ha, cebinize ne kadar cep harçlığı almanız gerekiyor? Arkadaşlar, şu belgelerde yazan 800 dolar ama hiçbir zaman bunun yanında bulundurmadım. Toplamımızda bile 8 dolar önce çıkıyordu. 300 dolar, 250 dolar gibi bir cep harçlığı yeterli olacaktır. Gideceğiniz yere de bağlı aslında. Evet, şimdi arkadaşlar, paycheck 2 haftalık maaş demek. Biz şöyle söyleyeyim, 1 hafta sürekli içeride kalıyor bizim şirketimizde. Yani geldiğiniz günden en geç 3 hafta sonra, 21 gün sonra cebinize paranız ulaşır. Yani maaşınızı alırsanız 3 haftası idare edecek kadar. Belki burada depozito vermeniz gerekebilir. Kalacağınız yere ücret vermeniz kalacağınız gerekebilir. Kalacağınız yere ön ödemeli bir ücret vermeniz gerekebilir. Yemeğe ekstra vermeniz gerekebilir. Siz yine 500 dolar getirin. Yani biz daha önce Hasan geldiği için biliyorduk zaten buradaki yemek prosedürünün nasıl olduğunu ya da kalma evet. yerinin nasıl bir prosedür içinde olduğunu bildiğimiz için yanımıza daha cüzi miktarda bir para. Ben 195 aldım. Dolar para getirdim. 185 dolar yanlış hatırlamıyorsam para getirdim. Arkadaşlar, banka hesabı açma işlemine kısaca ben bahsedeyim şurada belgelerden. O buraya geldikten sonra yapılması gereken şeylerden biri. Çünkü evet. aldığınız maaş direkt hesabınıza yatıyor. Banka hesabınıza yatıyor. Şöyle bir takım, bir saniye tutarsan. Şöyle bir takım belgeler dolduruyorsunuz yine orada. Pasaportunuzla gidiyorsunuz. Banka hesabı açmak istiyorum diyorsunuz. Biz Vestargo'yu kullandık. Eğer aylık 500 dolardan daha az ücret gelirse maaş olarak hesabınıza bir kesim ücreti, yani hesap kullanım ücreti kesiyorlar. Yani... Ama bu olmayacaktır. Wells Fargo'yu daha böyle aktif kullanman için yapılmış bir sistem aslında. Yani evet. daha çok para girişin olsun, daha çok para çıkışın olsun. Saving diye bir hesap var burada, debit hesap açıyorsunuz. Yani checking ve saving hesap var. Bunu hala bizim kendi arkadaşlarımız bile anlamadı. Yani kumbara hesap. Hesap içinde kumbara hesap var. Bunu internet alışverişlerde kullanamıyorsunuz, market alışverişlerde kullanamıyorsunuz. Sadece kullanmak istediğinizde internetten oradan oraya iki hesap arasında para aktarımı yaparak kullanabiliyorsunuz. İlk başta 50 dolar normal hesaba, 25 dolar saving hesabına para alıyorlar. Ya bu minimum 75 dolar. Evet. Yani daha sen bütün paranızı da koyabilirsiniz. Sen istersen 200 dolar ya da 500 doları da yatır. Bunun içinden 25 dolarını saving hesabına da yatırabilirsin. Hepsini de saving hesabına yatırabilirsin. İkisi arasında birbirine transfer var. Fakat internet kullanımında ya da marketteki kart çekiminde saving hesabından görmüyor. Ne o hesap yokmuş parayı gibi. Parayı kullanamıyoruz, evet. Onun dışında aklıma gelen bir şey yok. Sizin aklınıza gelen, merak ettiğiniz soru varsa lütfen yorumlar kısmına ekleyin. Ve bize destek olmak için lütfen beğen tutun butonuna basın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek. Yeni videolardan bildirim almak için abone olmanız gerekiyor. Sizi seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımız yani beklediğimiz gibi izleniyor aslında. Umarım daha ilgi yükselecektir. Dediğim gibi sorunuz varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz, cevaplayacağız. Görüşmek üzere. Amerika'dan selamlar. Görüşmek üzere, sonra kesebiliriz. Amına koyayım sineklerin ya. Bak bak, şimdi nasıl çekiyor amına koyayım.